Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende alan konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 7. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız sinüs alan formülü. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın her zaman her yerde açı gördük diye sinüs alan formülü kullanacağımız anlamına gelmiyor. Şimdi sorularda sinüs alan formülü olan sorularda da ben bazı yerlerde sinüssüz bir şekilde yapacağım eski söylemimin arkasındayım şekilde 90 derecede özel bir açı varsa üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'den daha rahat bir şekilde bulunur. Şimdi sinüs alan formülü neymiş? Hocam herhangi bir açı mesela şuradaki açı alfa ise hocam üçgenin alanı bu kolları da bildiyse kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2'ye eşittir. Ya da şurası teta ise bu kollar çarpımı a çarpı c çarpı sinüs teta bölü 2 ya da burası beta ise B çarpı C çarpı sinüs beta bölü 2'ye eşittir. Yani burada şunu demek istiyorum ben arkadaşlar. Ya yani şurası 30 derece burası 6 burası 8 ise tutup da bu soruda da sinüs alan formülü kullanmana gerek yok. Niye? Hocam tabana ait yüksekliği çizince 90'ın karşısı 6 iken 30'ın karşısı 3 çıkıyor. 8 çarpı 3 bölü 2'den alana ulaşabiliyoruz. O yüzden arkadaşlar tamam mı? Dikkat edin bak sinüs, sinüs bir şekilde yaptığımızdan daha rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Mesela bu soru. Yani gerek yok. Tabana ait yüksekten daha rahat bir şekilde çıkar. Şu soru kalıp bir sorudur. Çözümünü inceleyin lütfen. Her sinüs teoremi anlatıldığında trigonometride karşılaşmışsınızdır. İlla bu soru iyi yazılır arkadaşlar. Sorularımız içinde zaten buna benzer bir soru vardır. Siz burada soruyu anlamaya çalışın. Sonra oradaki sorulara bakarsınız. Hadi bizim işimiz buradaki soru. Geldik şuraya. Birinci soru. Arkadaşlar 4 çarp 5 kök çarp sinüs 120 bölü 2'den yapabiliriz soruyu. Ama oradan yapacağız mı? A, -a. Ne yapacağız hocam? E 120 derece var. Büyük ihtimalle alan taban çarpı taban ait yüksek bölü 2'den çıkar. 120'nin neresi özeldi? Ya burada katmışı ya da burada katmışı. Bak şurası çift olduğu için burayı tercih ediyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? Şurada kaç kaç derece? 60 derece. E, bizden şu üçgenin alanı isteniyor. Dikkat tabanına ait yüksekliği çizeceğim. Yani şurada katmışım mantığını kullanmak için ne yaparız? Şuradan bir yükseklik çizdiğimiz zaman 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. 60'ı karşısında 2 köküçtür. Bak ne oldu burada? 2, 5 köküç tabanına ait yüksekliğimiz 2 köküç olmuş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Yani alan ne çıktı o zaman? 5 köküç çarpı 2 köküç bölü 2'ye eşit oldu. Cevabımız böylelikle 15 çıktı arkadaşlar. Evet cevap akçay. Daha kolay değil mi? Bence daha kolay. Geldik ikinci soruya. Ya şimdi burada da arkadaşlar yine tabana ait yükseklikten sonucu ulaşabiliriz. Niye? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa taban çarpı yüksek bölü giden sonucu ulaşabiliriz. Ama ilk önce sinüsle yapıyorum bunu. Hocam buraya yani bir üçgenin alanı soruluyor mesela. Şöyle düşünün. E, i̇lk başta şöyle düşünebilirsiniz. Hocam bir üçgenin alanı soruluyor. E, ne yapacağız? Ya taban çarpı yüksek bölü 2 ya da sinüs alan formülü. Kollar çarpı sinüs alfa bölü 2. E, ya buraya alfa dersem çünkü bu iki sayının arasındaki açıyı bulmam lazım. A burası da alfa. Sinüs alfa da buradan belli mi arkadaşlar? Belli. Karşı bölü hipotenüs. Yani bir 2 bölü 2 kök 1 bölü kök 3 geldi? Evet. E sonrasında alana da ne dersiniz arkadaşlar? Alanda dersiniz ki hocam tabana ait yüksek pardon 3 çarpı hala tabana ait yüksekteyiz. 3 kök 3 çarpı sinüs alfa bölü 2 dersiniz. Yani 3 çarpı 3 kök 3 çarpı sinüs alfa dediğimiz nedir arkadaşlar? O da 1 bölü kök 3. 1 bölü kök 3 bölü 2'ye eşit olacaktır. Gitti gitti. Buradan ne geldi? 9 bölü 2 geldi. 9 bölü 2 nedir arkadaşlar? Dört buçuktur. Evet cevabımız böylelikle dört buçuk çıkar. Ama ve Şimdi ben bu soruyu gördüysem ne yaparım? Hocam 90 derece var mı? Var. Tabana ait yükseklikten çıkar. Bak. İstediğin tabana ait yüksekliği çiz. Şuradan çizersen yalnız 90'ın karşısı 3, 90'ın karşısı 2, 3, 3. Biraz şey oldu. Şuradan da çizebiliriz. Burada sanki daha güzel oldu. Sonrasında ne yaparız? Açıya dalarız. Alfa 90'sa burası beta. Alfa ise alfa. Alfa 90'sa burası beta. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Haşı bulmaya çalışacağız. Hocam 90'ın karşısı 2 kök 3 bölü 90'ın karşısı 3 kök 3 öbür üçgende. Ee, burada ne var arkadaşlar? Alfanın karşısı lazım bana. E, ee, buradaki alfanın karşısı 2 bölü. Buradaki alfanın karşısı h deriz. Şunlar gitti. Kök gitti. Haşı buradan kaç buluruz? 3 buluruz. H 3 ise taban çarpı yüksek bölü 2. 3 çarpı 3 bölü 2'den 9 bölü 2 yani cevabı yine 4.5 olarak buluruz. Yani öyle her zaman da sinüse de dalmaya gerek yok arkadaşlar. Evet geldik bir sonraki soruya. Bak mesela burada. Ya dayanamıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Siz bunu sinüsle yapın. Tamam mı? Hocam 5 çarpı 6 çarpı sinüs alfa bölü 2. Alfa, beta. Burası da alfa değil mi? Sinüs alfa belli mi? Belli. 8, 10. 6, 8, 10 üçgeninden 6 yaptı. Sinüs alfa da 6 bölü 10. Yani karşı bölü hipotenüs. Oradan yaparsınız. Ben bunu nereden yapacağım? Hocam bu üçgenin alanı tabana ait yüksekten de çıkar. Tamam mı? E, ben bu açı bulursam olay bitti. A, alfa 90 ise burası beta açılara da almıştık zaten. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta benzerlik oranı 90'ın karşısı 5 ken 90'ın karşısı 10. 1'e 2. Madem 1'e 2 o zaman burada alfanın karşısı lazım. H alfanın karşısı 6. H'ı buradan kaç buluruz? 1'e 2'den dolayı 3 buluruz. Boyalı bölgenin alanı ne yapar? 6 çarpı 3 bölü 2 18 bölü 2'den 9 çıkar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu tür sorularda ben sinüssüz bu şekilde çözerim. Yani e, sinüslü yapan arkadaşlar bütün soruları sinüslü yapan arkadaşlar şu an böyle yapıyor ama ileride büyük ihtimalle onlar da sinüssüz yapacaktır. Bu başlık adı altında olduğunuz için bu şekilde yapıyorsunuz. Sinüs. Yani sinüs bir de yani ne bileyim böyle konu ezberle geç o ezberle geç şeklinde olur. Bu şekilde yapması tavsiye edilir. Neyse geldi şuraya. Tabii her zaman sinüste olmuyor. Bakacağız bakalım bu üçgende oluyor mu? Ama bana soracak olursanız ben şu testteki soruların hepsini sinüssüz bir şekilde çözerim. Ama sizler alışkın olmaya yani biraz soruya bakaraktan şey yapabiliyorum aslında yorumlayabiliyorum. Soruya baktığımda a sinüsle daha kolay olacak. İşte taban çarptı bana ait yüksekten gerçekten zor olacağını algıladığım an sinüsle de yapıyorum. O da ayrı bir konu. Ama size karşı öyle yapıyorum. Normalde ben hep tabana ait yüksekten çözüyorum. Çünkü niye? Sinüs dediğimiz zaten karşı bir hipotenüs. Yani orada sen karşı bir hipotenüsü biliyorsan dik çizdiğinde yüksekliği de bulursun zaten. Ondan dolayı. Neyse geldik buraya. 2 verilmiş 3 verilmiş Alibey uzunluğu 2 kök 3 verilmiş ve BC uzunluğu da 3 kök 3 verilmiş. Arkadaşlar işte burada da mesela sizler ne yapacaksınız? Hocam tabana ait yükseklik çizelim deyip yine benzerlikten yüksekliğe ulaşabilirsiniz. Çünkü büyük üçgenin alanı isteniliyor bizden. H. E ne yapacaksın burada mesela? Alfabete ya da e, temalı orantı var mı? 3 bölü 3 bölü 2 kök 3 var tabii ki bak. 3 bölü 2 kök 3 eşittir 2 bölü haştan h'ı buluyorsun mesela. açı bulduktan sonra da ne yapıyorsunuz burada? Taban çarpı yüksek bölü 2'den sonuca ulaşıyorsunuz. Ama hadi ayıp olmasın bunu da sinüsle yapayım. Ee, buraya ben üçgenin alanını bulmak için ne yapmam lazım? 2 kök 3 çarpı 3 kök 3 çarpı sinüs alfa bölü 2'den sonuca ulaşırım. Bölü 2'ler gitti yani kök 3 çarpı 3 kök 3 çarpı sinüs alfa. Sinüs alfa nedir arkadaşlar? Şuradaki üçgende belli. 2 bölü 3'e eşit arkadaşlar. Gel burada sinüs alfa yerine 2 bölü 3 yaz. Bölü 3'ler de gitti. E, bu da kök 3 çarpımı 3. 3 kere 2 de kaç yaptı? 6 yaptı. Evet 4. soru Cihan yaptı. Geldik 5. soruya. <laughs> bu soru mesela yine sinüsüz çıkar. Ne, ne, nasıl çıkacak? Oranlamalar Alan, alan dağıtacaksın burada. E, nasıl dağıtabilirsin? Hocam şöyle dörtteki 4'teki alan ya da 2'deki alan 5'te kalan deyip de ona göre yapabilirsin. 2'deki alan 2A ise hop 5'te kalan 5A. Hocam 4'ten 2'ye alan dağıtacağız. 4, 2, 4, 2, 4, 2. Yani 2'ye 1 oran var hocam burada. 7A ise burası da 7A bölü 2 dersiniz. İşte S1 de belli, S2 de belli. Hocam bölü 2 ile uğraştık. O zaman 2 katını alırsın. Buraya 4A dersin. Buraya o zaman 2 katını aldın 10A. Dağıtması daha kolay olsun diye. O zaman 4'teki alan yani 2'ye 1 oran var ya burada 14 ise e, burası da 7a dersin. S1 bölü S2 bakın 4 bölü 17 diye hemen çıkar arkadaşlar. Aa, bu soruyu nasıl çözmenizi istemişler bir de. Bazı e, paraya kenarda da bu yöntemi bu tekniği kullanıyoruz. Tepe açıları aynı olan üçgenlerde iç içe olan üçgenlerde bu kollar çarpı sinüs alfa bölü 2 olduğu için burası yazalım isterseniz 2 çarpı 4 çarpı sinüs alfa bölü 2 e öbürü de büyüğü de arkadaşlar şöyle bakacak olursanız kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2 eşitliğim yine. İşte sinüs alan formülünü burada da uygulayabilirsiniz. Bu tür alan oranlamalarında. Ee, ama eski isteniyor bizden. Biz bütün büyük büyük alanı bulacağız. Tamam. Bölü diyelim. Büyük alanı. Şimdi büyük alanı hesaplıyorum. O da kaç arkadaşlar? 6 çarpı 7 çarpı. 6 çarpı 7 çarpı sinüs alfa bölü 2. Bu neyle neyin oranı arkadaşlar? Şu üçgenin alanıyla büyük üçgenin alanının oranı. E oranladığın zaman ne geldi? Sin alfa bölü 2'ler gitti mi? Gitti. Şunu şunu sadeleştirsem burada 3 kaldı. 4 bölü 21 yaptı. Hocam burası 4 bölü 21 ise 4 a ise tamamı 21 a. E tamamı 21 a ise buraya da ne kaldı? 17 a kaldı arkadaşlar. E bizden ne isteniyor? S1 bölü 2 isteniyor. O da 4 bölü 17 diye çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle balık esir oldu. Alan dağıtma da rahat bir şekilde çıktı zaten değil mi? Beşinci soru balık esir oldu. Geldik altıncı soruya. Şimdi geldik şuraya. Alan ABC ve böyle alan alan FBD isteniyor. Bak alan ABC ve alan FBD'ye bakacak olursanız arkadaşlar şu FBD'ye bakacak olursanız her iki üçgende de ortak bir köşe var değil mi? Yani bir açı var. Evet hocam ortak açı olduğu için açıdan gidebiliriz. Alan ABC'ye bakalım. Alan ABC'ye baktığın zaman sen 5 ve 6 çarpımı. 5 çarpı 6 çarpı sinüs alfa bölü 2 değil mi? Bölü alan FBD'ye bakalım. Alan FBD'de arkadaşlar kırmızı üçgenin alanı. Kırmızı üçgenin kenarları da 3 ve 7 değil mi? Sinüs alfa bölü 2. Sin alfa bölü 2'ler gitti. E, 6 ile 3 sadeleşti 2 kaldı. Cevabımız 10 bölü 7 mi yaptı? Cevap edremit oldu. Hoca ne oldu diyeceksin. Hani bunu sinüssüz yapsana diyenlere gelsin şimdi diyenlere gelsin. ikinci yol. Valla arkadaşlar biraz ben kaşınıyorum galiba. Ee, niye? Çünkü bu şekilde yaptığın zaman video sayısı yani uzunluğu fazla oluyor ama siz bir şeyler öğrenin diye ben böyle yapıyorum. Yani bir şeyler öğrenin ki sıkıntı olmasın. Arkadaşlar bakın sinüssüz yapacağım. E, bu üçgenin alanı ve bu üçgenin alanından bahsediyor. Bak şimdi. Ee, şurayı CTRL ve yine yapayım. Arkadaşlar hadi bakalım yapalım. Ne yapacağız burada? Hocam Kırmızı üçgenle sarı üçgenin alanlarını bulacağım. Yüksekliklerden gidebilirim. Bunun yüksekliği ve şunun yüksekliğini bulacağız arkadaşlar. Tabanları belli ya belli. Hocam burada 3 bölü 5 oran var. Evet burası 3H burası nedir? 5H bitti. Sarı üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Bak ikinci yol. İkinci yol. Sarı üçgenin alanı nedir? 6 çarpı 5H bölü 2. 6 çarpı 5H bölü 2. E, şu sarı e, kırmızı üçgenin alanı nedir? 7 çarpı 3H bölü 2. 7 çarpı 3H bölü 2. H bölü 2'ler gitti. Ee, sadeleştirdiğin zaman yine 10 bölü 7 mi geliyor? Evet bitti gitti. Bak yükseklikten de yine bulabiliyoruz. İlla sinüse bağımlı olmak zorunda değiliz. Ben bunları diyorum diye sinüsü de böyle bir kenara tamamen itmeyin ama ben merak eden arkadaşlara da bu şekilde olduğunu da gösteriyorum arkadaşlar. Geldik buraya. Yine aynı soru. Aa, bu sefer sinüsle yapacağım. Harbi. ikinci yolu yapmayacağım. Bak şimdi. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Baktığınız zaman X isteniliyor bizden. S1 ile de S2 birbirine eşitlenmiş. O zaman ben S1'e ve S2'ye yoğunlaşacağım. S1 ve S2'ye şöyle ne diyelim arkadaşlar? Hocam burası da A alanı burası da A alanı olsun. Beyaz alana B dersem. Bak A artı B alanına dikkat edin şimdi. A artı B alanı arkadaşlar şuradaki alan. Yani kırmızı ile gösteriyorum. Bakın şu alan. Şuradaki açı alfa dersem. 2 çarpı 6 artı x çarpı sinüs alfa bölü 2 değil mi? Evet. Bak bazı kitaplar bunu böyle formül olarak veriyor. Diyor ki 2 ile 6 çarpı x'i 6 çarpı 6 artı x'in çarpımı x ile 6'nın çarpımı deyip formülü veriyorlar. Gerek yok formüle. Bak kendimiz sinüs alfa bölü 2'den buluyoruz. Eşittir. Bak bir de buradaki a artı b alanı gördüğünüz üzere. a artı b alanında bu sefer nedir? x ile 6 değil midir? Aynen öyle. x çarpı 6 çarpı sinüs alfa bölü 2 eşittir. Sin alfa bölü 2'ler gitti mi? Her ikisi de a artı b olduğundan dolayı bunlar birbirine eşit oldu. E, sinüs alfa bölü 2'ler gitti. E o zaman buradan ne kaldı arkadaşlar? 12 artı 2x eşittir. 6x yaptı. Buradan 12 eşittir 4x yaptı. X de buradan kaç geldi o zaman? 3 geldi. Yani 7. soru. Böylelikle Cihan çıktı arkadaşlar. Geldik 8'e. Evet. Birinci yol olarak dayanamıyorum. Şeyden yapacağım arkadaşlar. Nereden yapacağım? Şurayı k vermiş. Burayı da 2k vermiş. Buradaki oranı kullanacağım. Bak şimdi. Burası k. Burası 2k vermiş. Hocam 45'in mantığını nasıl kullanırız? E hocam dik çizeriz. Şuradan çizersen 4 kök 2'yi kullanamam. Buradan çizeceğim ama Geniş açılı gibi. Sadece nereye düşecek arkadaşlar? Dışa düşecek. E, 4 kökü ise burası 4 müdür? Evet. E, sonra burada ne yapacağız? Hocam 30'un mantığını kullanmak için şuradan da bir dik çizelim. A, K, 2, K. Şunlar da birbirine paralel. 4 ise burası 2 mi oldu? Evet. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4 diye direkt bulurum. Öncelikle ne yaptım? Burada bir benzerlik yaptım. Kelebek dik oran. Bunlar aynı doğruya dik olduğu için paralel ya da Z'ye sağlandığı için. Ee, kelebek dik oran 2'ye 1. 4 ise burası 2 yaptı. 30'un karşısı 2 ise de 90'ın karşısı 4 diye bulduk. Sinüsüz yine bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. Ama ben yine de sinüsle yapayım bunu. Arkadaşlar burası K iken burası 2K verilmiş mi? Verilmiş. Bu alan A iken bu alan nedir arkadaşlar? 2A. O zaman A alanını ben yazabilirim arkadaşım. Şuraya bir Y diyecek olursam X çarpı Y çarpı sinüs 30 bölü 2 değil mi? X çarpı Y çarpı sinüs 30 bölü 2 eşit. Aynı zamanda bu 2A alanı var arkadaşlar burada. 2A alanı neye eşit? O da y çarpı 4 kök 2 çarpı sinüs 45 bölü 2'ye eşit değil mi arkadaşlar? Evet. Bitti. E gel burada a yerine şunu yaz ya da taraf tarafa oranla istediğini yap. Hiç fark etmez. Ben geliyorum a'yı burada yerine yazıyorum arkadaşlar. Yani buradan ne geliyor o zaman? x çarpı y çarpı sinüs 31 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 bölü 2'den 1 bölü 4 yaptı. Bir de başında 2 çarpım var arkadaşlar. Burada eşitmiş. Buna Y çarpı 4 kök 2 çarpı sinüs 45. Sinüs 45 nedir arkadaşlar? Kök 2 bölü 2 ya da 1 bölü kök 2. Fark etmez. Ee, kök 2 bölü 2 diyelim. Bir de bölü 2'si var. Kök 2 bölü 4 yaptı. İşte bu buna eşitmiş arkadaşlar. Geldim bakın A yerine neyi yazdım? Şunu yazdım. 2 çarpı şu ifade eşitmiş. Y çarpı 4 kök 2 çarpı sinüs 45 bölü 2. Kök 2 bölü 2 bölü 2'den kök 2 bölü 4 çıktı. Bölü 4'ler gitti. Buradan 2'ye mi geldi? Evet 2'ye. Şurası da ne yaptı arkadaşlar? Ee, xy y bölü 2 yaptı. x y bölü 2 yaptı. Y'ler gitti mi gitti. X de buradan kaça eşit oldu arkadaşlar? 4'e eşit oldu. Yani 8. soruyu böylelikle balık esir bulduk. Ve bitti mi gençler? Bitti. Evet kazanım odaklı sorular kısmını bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda klasikleşmiş sorular testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.